sezonda... Beşiktaş açısından birden fazla da olabilir. Geldikten sonra ki sezon başı çok ciddi eksikler vardı Ender. Rozier'in, Abubakar'ın, Gezal'ın katılımından sonra takım bambaşka bir çehreye büründü. Onların üçü de müthiş katkıda bulundu diye düşünüyorum. Özellikle oynayabildiği kadar, sakatlanmadan önce oynayabildiği kadar ki performansıyla Abubakar bence Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük rolü oynayanlardan, ama sezonun geneline baktığımızda hakikaten Gezal belki de en öndeydi, şampiyonluk bayrağını taşıyan. Zaman zaman ona Larin eşlik etti. Diğer arkadaşlar işte Laiç sezon başı biraz kötü gidiyordu ama Erman hocam onu zorla forma soktu. İkinci yarı seyredin dedi. Bakın nasıl bir Laiç göreceksiniz. Ondan sonra kimi? Vida. Laiç hocam, Laiç'i zorla forma soktun. Doğru abi. Vida iyi bir sezon geçirdi diye düşünüyorum. Defansı evet, toparlayıcı. Evet. Bir sezon başı bir silkelendi birkaç maç. Ama dedik ki Beşiktaş defansının tornavidasıdır. Onu gevşetmeyin, sıkmayın yerinden dedik. Toparlar orayı, sağlamlaştırır dedik. Hakikaten de öyle oldu. Wellington inişli çıkışlı performansı var. Ensikala kuvvetli olduğu zaman iyi ama top kullanmada bazen problemleri vardı. Ama... Şunu tabii öncelikli olarak söylememiz lazım. Böyle bir kadrodan, böyle bir alternatifsizlikten, böyle sıkıntılı durumlardan gocunmadan, gücenmeden Sergen Yalçın hakikaten müthiş bir şeye imza attı. Tekrardan kardeşimizi kutluyoruz. Genel olarak baktığımızda tabii ki Beşiktaş'ta şampiyonluğun sebebi diyelim Sergen Yalçın. Peki, şu anda bir yandan da arkadaşlarım... Ender, ben Reha Hoca'ya bir soru sorabilir miyim? Tabii. Olur mu? Tabii ki. Olmaz mı? Buyurun Gürce abi. Başka şey yoksa. Reha Hocam, iki şampiyonluğum var değil mi? Hoca olarak. Dört tane mi? Üç tane. Üç şampiyonum. Maç bitiş düdüğü çalındı. Sergen Hoca ağlamaya başladı sağ kenarında. Şampiyon bir hoca olarak, teknik direktör olarak o duyguları anlatabilir misin? Tercümesi nedir o şeyin, o anın? Ne hissediyorsun? Tarifi o var an, mı? Ya o an ne hissedersin yani? Oyuncu olarak da mesela kupa finali oynadım. Veya Altay Mustafa abi gittiğinde bir ikinci ligde oynadık bir sezon. Mesela ikinci ligde de oynadığım dönemlerde oyuncu şampiyonluk yaşadım. Oyuncu olarak farklıdır herhalde. Hayır, bak şimdi, hocam bin tane yaşadı bak şampiyon ama teknik adam olarak farklıdır. Yani oraya geleceğim. Yani X çok farklı. Yani oyuncu yaşıyorsun bireysel ayrı. Teknik direktör olarak üzerinde bir baskı var Gürcan. Yani orada şampiyonluk yaşadığında bir hayaller. Yani hayaller için antrenörlük yapıyorsun. Hayaller için oyunculuk yapıyorsun. Her antrenörün hayali, evet herkes illa Süper Lig'de büyük takımlarda çalışmıyor. Sonuçta Bal Ligi, bırak 3. Ligi, orada bile bir şampiyonluk yaşandığında onun yani zevki, hası, ileriye dönük düşünebiliyor musun? Çoluk çocuğuna, kendine. Yani çok hayatla ilgili hatıralar, böyle notlar bırakıyorsun. Orada yaşadığın sıkıntılar. O süreçte o yaşadığın. Anı. O anda bak hiçbir şey düşünmüyorsun. Hakem dedi çaldı. O an ne bak, oluyor? O an mesela ben ilk şampiyonluğu Vestel Manisa'da yaşamıştım. Babam rahmetliydi. Oturdum bir köşeye. Ondan sonra şeyde soyunma odasının kenarında o an ağlamıştım. Ondan sonra mesela yine Ankara Spor'da 6 ayda yaşadım mesela. O an olduğunda kendinde değilsin. O an düdük çalıyor ya. Bak inan, yani onu parayla, marayla, hiçbir şeyle satın alamazsın. Oradaki zevk, oradaki doyum, oradaki anılar, oradaki hayallerin gerçekleşmesi. Ya şampiyonluk, bak şampiyon futbolcu olur ama şampiyonluk farklı bir şey, antrenörün yaşaması. Her antrenör şampiyon bir nerede çalışıyorsa o grubu... Sergen Hoca'nın herhalde şu anda oynadığı takımda bu hissi yaşaması da bambaşkadır değil mi? Doğru. Ya doğru tabii. O grupta yani o şampiyonluğu yaşamak, o zorlukla, o bitiş düdüğüyle beraber dediğim gibi yani orada yığılıp kalmak. Beden olarak belki yığılmıyorsun ama ruhen yığılıyorsun Gürcan. Yani tarif edilmez. Yani diyorum ya, yani o an böyle yaşanması gerek. Anlatılmaz bazı şeyler. Bana göre de öyle bir şey. Sergen Hoca için de bu çok önemli. Tabii oynadığın takımda. Oynadığı takım bir de ne? Çok zorluklardan geldi. Sergen Hoca'yı tebrik etmek gerekir. Bir milat yaşadı. Şampiyonlar Ligi kötü. Ender, arkasından UEFA Avrupa Ligi kötü gitti. Arkasından lig kötü gitti. Konya Spor deplasmanında farklı yenildi. Sergen Hoca tartışıldı. Başakşehir ve Fenerbahçe maçını alınca güçlendi. Bir antrenör olarak da baktı. Bir uygulayabileceği, bir yapısal olarak bir oyun vardı. Güçlü oyunu tercih etti. Daha oyunun merkezinde bir
Yani doğaçlama değil, kahramanlaştıran oyuncuları bir oyun oynattı Sergen Hoca. Ondan çok değerli. Bu ara sakatlar oldu, cezalar. Son 10 hafta belki Abubakar gibi çok önemli, güçlü bir oyuncusuna yararlanıldı Beşiktaş. Gezal o zaman sorumluluk aldı, sahneye çıktı. Ve diğer oyuncular da hep beraber bu az bütçeyle, acaba soru işareti Josef Suudi Arabistan geldiğinde oynayacak, Gezal aynı şekilde Ersin'le oynayacak, Rozier'le oynayacak derken, Larin'le oynayacak derken müthiş işler çıkardı. Yani antrenörlükte fark böyle yaratır Sergen Hoca. Az parayla, az konuşarak çok başarılı bir sezon geçirdi. En önemlisi bu. Sergen Hoca'ya şimdi daha güçlü takımda şampiyon olsa bu kadar konuşulmazdı. Bu kadar az imkanlarla, düşünüyor musun? En son altyapıdan 3-4 oyuncuyla kulübesi Beşiktaş'ın final maçlarında doluyordu. Yani bu kadar az oyuncuyla bu işi çevirmek, ligde şampiyon olmak, sıkıntılı bir süreçten geçmek, işi toparlamak. Bir de ilk defa büyük takım deneyimi. Bak şimdi oyunculuk diyorsun ya Ender. Oyunculukta kendinden sorumlusun. Teknik adamlıkta her şeyden sorumlusun. Apayrı bir mevkiye geçiyorsun. Burayı başarıyla yönetmek Sergen Hoca için hem Türkiye'mizde önemli bir teknik adam kazandığını düşünüyorum. İnşallah bu başarının da devamı gelir. Ve de en önemli, Sergen Hoca'nın senin dediğin gibi hem şampiyonluk orada yaşamış 100. yılda futbolculuğunda, finalde o golü atmış. Sergen Hoca şampiyonluk geldi diyordu. Demin arkadaşlar Gezal attı şampiyonluk bak, geldi ama diye bak, yazmış. Orada kimi o final maçında kimi yendiler? Kime gol attı? Galatasaray'a değil mi? Bugün de Galatasaray'a geçti, şampiyon oldu. Evet hakikaten. Şimdi burada ama şunu düşünmek lazım ha. Şimdi Sergen bir yere geldi, çarşı karıştı içeride. Yani çarşı derken o çarşı değil. İçerisi karıştı ve Sergen baktı olmuyor, res çekti. Birkaç beyanat verdi. Bir gece Sergen'in beyanatından sonra iki hatta üç yönetici Sergen'in ipini çekeceklerdi. Çok net ama bu. Başkan devreye girdi. Bir dakika, hiçbiriniz karışmayın dedi. Ben konuşacağım dedi. Sergen'den bayağı bir konuştular. O günden sonra bu Beşiktaş oldu. Yani burada başkanın da o olayını şey atmayalım. Tabii orada neler konuşuldu. Mutlak Sergen'in sıkıntıları vardı. Sergen de rest yaptı. Yöneticiler de buna dediler ya, bu bizi aşıyor falan dediler. Ama başkan olaya el koydu ve o günden bugünlere geldiler. Onun için burada da başkanın büyük rolü var. En az Sergen kadar. Çünkü lider olmak farklı bir olaydır. Onu söyleyeyim. Mutlaka bu şampiyonluğun hikayesi yazılırken Ahmet Nur Çebi Başkan'ın da çok zor günleri olmuştur. Evet, onun da payını teslim etmek kampanyalar lazım. Kampanyalar oldu, bırakmam Beşiktaş oldu. Maddi sıkıntılar hakikaten has safhada. Büyük bir destek toplamaya çalıştılar. Hepsini de toplayamadılar. Buna rağmen tabii ki Beşiktaş yönetimine de ayrı bir parantez açmak lazım burada. Yapabildikleri kadar yaptılar. Hatta eleştiri de aldılar transferler gecikti diye. Ama neticede Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferlerin bir kısmını yaptılar. Erman hocamın dediği gibi hocaya verdikleri tam destekle de şampiyonluk yolunda hakikaten Beşiktaş'ın önünü açtılar. Onları